Hedef Türkiye. Oyun büyük ve bitmiyor. Bitmek bilmiyor o oyunlar. 1876'da başladı o büyük komplo planı. 30 Mayıs günüydü. Osmanlı Sultanı Abdülaziz Han o gün haledildi, hatta katledildi. Katliamı planlayan Batı'ydı. Hayata geçirense Batı'ya sırtını yansıyanlar. Sonra da o büyük oyun sürdü tabi. Abdülaziz Han'ın ardından tahta geçen son Hakan Abdülhamit Han da benzer ihanete uğradı. 33 yıl boyunca ayakta tuttuğu Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtından o da yine sırtını batıya yaslayanlar tarafından indirildi. Anadolu'da büyük bir devlet istenmiyordu çünkü. 1923'te kurulan Cumhuriyet'le birlikte benzer oyunlar ardı ardına sahnelenmeye başlandı. Mustafa Kemal Atatürk uzun yıllar boyunca yalnızlaştırıldı Çankaya Köşkü'nde. Milli şefli yıllarda millet uzun yıllar ezildi. Fakirliğe ilaç bir türlü bulunamadı. O ilaç Adnan Menderes olacaktı. Oldu da ama onun da ömrü uzun sürmedi. Bir 27 Mayıs günü o da devrildi. Kalan yıllarda büyük oyun sahnelendi sürekli. Darbeler darbeleri izledi. Milletin adamları Turgut Özal ve Necmettin Erbakan ya yalnızlaştırılarak ya da itibarsızlaştırılarak yıkıldı darbelerle. Ve 2002'ye gelindi. Oyun daha da büyüdü. Ama bu kez mücadeleci bir lider vardı. Bu yüzden olsa gerek kendini devletin ve milletin sahibi zannedenler onu hiçbir zaman istemedi. Erdoğanlı siyaset yıllarının daha en başlarında şiirler bahane edilmişti mesela. Tutmadı tabi. Sonra muhtıralar geldi, o da tutmadı. Derken askerin görevini yargı cuntası devraldı. Kapatma davaları açıldı AK Parti'ye. Ama hedef aslında AK Parti değil, AK Parti'yi temsil eden güçtü. Erdoğan'dı yani. Yine olmadı, yine tutmadı büyük oyun. Sonra yıllar geçti aradan. Ama kumpaslar hiç bitmedi. ...2012'nin 7 Şubat'ındaki MİT krizinde görünür hedef bu kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isimdi. O gözaltına alınmak, cezaevine gönderilmek istendi. Ama nihai amaç belliydi. Hedef Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaktı. O oyun da bozuldu, sonra 2013 geldi. Bahar oldu, Gezi patlak verdi. Birileri 3-5 ağaç dese de aslında amaç aynıydı. Tezgah bir kez daha seçilmiş lideri devirmek için kurulmuştu. Yine olmadı. Millet o kalkışmanın ertesinde ilk günden beri sahip çıktığı liderine ve huzuruna yeniden mazbata verdi. Ama dedik ya, oyun büyüktü. Kolay bitmeyecekti. Bitmedi de. Yine 2013'ün Aralık ayının 17 ve 25'inde iki darbe daha planlandı. Üstelik bu kez tüm güçler el ele vermiş, hücuma birlikte kalkmıştı. Yargı, medya ve muhalefet bir aradaydı. Karşıda vatan vardı. Ne var ki o büyük komploda huzuru bozamadı. 2014'te ise Erdoğan'a karşı cephe bu kez yeni bir kartı sürdü ortaya. Kukla örgüt PKK'nın ipini eline aldı. Kobani kalkışması yine huzuru hedef alan bir darbeydi. Olan Yasin'e ve arkadaşlarına oldu. Bugün huzur zedelendi belki ama 16 partinin çatısına karşı tek başına savaşan ve milletin %52'sinin oyuyla lider olan Erdoğan dik durdu yine. Yaralar sarıldı. Ve 2015, belki de Cumhuriyet'in en sancılı yılı. Seçim yılıydı 2015. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri ardı ardına yapıldı. Arada kan döküldü. Arada Suriye karıştı, Irak karıştı. Komplocular, bedduacılar ve vatanı başkasına şikayet eden gazeteciler bir kez daha el eleydi iki seçim arasında. Ama yine olmadı. Millet olmasına izin vermedi. Şimdi yepyeni bir oyun var sahnede. Yine büyük bir oyun. Biri bildiri yazıyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil diyor. Hatta Batı'ya alın bu ülkeyi içindekilerle birlikte yargılayın diye sesleniyor. Üstelik o bildiriyi yazan da, okuyan da, imzalayan da bu ülkenin çocukları. Ama bu kadarla sınırlı değil yeni ihanet oyunu. Bir başkası hendek kazıyor bugün ve ardına sığındığı hendeklerden Rusya'dan satın aldığı keskin nişancı tüfeklerini ateşliyor, askeri, polisi şehit ediyor. Bir başkasıysa dün terör örgütüne yasladığı sırtını bugün Avrupa'ya yaslıyor.
Suriye'nin geleceğini konuşmak için bir araya gelmeyi düşünen dünyaya PKK'yı da muhatap alın diye dayatıyor, yalvarıyor. Eğer 2002 yılı ilk günü ise yeni Türkiye'nin tam 14 yıldır bitmeyen bir oyun bu. Ve oyun büyük ama 14 yılda onlarca badire atlatan güçlü cumhuriyet bu belayı da savacak. Burası net. Peki ya sonra? Sonrası aynı. Yeni oyunlar, yeni komplolar, yeni ihanetler ortaya çıkacak. Ama kısır döngü. Bugünün darbe isteyen o nesli, eski nesli olduğu gün kırılacak. 2023 geldiğinde Türkiye 100 yıllık dev olarak dünyanın tam merkezinde bir huzur adası olarak yerini alacak. Elbette sabırla ve elbette inanarak.